Merhaba gençler, dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca, bugün sizlerle İngilizce'de friendship yani birinci ünitenin konularını işleyeceğiz. Bakalım birinci ünitede neler varmış, bir hep beraber inceleyelim. Neler öğreneceğiz bakalım bu ünitede? Friendship kelimelerinin cümle içinde kullanımını öğreneceğiz. Yani friendship ünitesine özel bazı kelimeler ve kalıplar var. Bunları cümle içinde nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. İyi arkadaş ve kötü arkadaşların özelliklerini öğreneceğiz. Evet, şu an kafanızda diyebilirsiniz. Ya, iyi arkadaş şöyledir, kötü arkadaş böyledir. Belli bir tanım vardır kafanızda ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konu için seçtiği özellikleri bilmemiz gerekiyor. Özellikle çünkü sorularda bunun bilgisine sahip olmamız isteniyor. Would you like, how about, what about, let's, why don't we gibi kalıpların kullanımını öğreneceğiz. Hani direkt olarak boşluk doldurma şeklinde bunlar tabii ki sorulmuyor ama cümle içinde denk geldiği zaman bunları doğru şekilde çevirip anlayabilmemiz gerekiyor. Ne demiş? Match the words with their antonyms. Kelimeleri zıtlarıyla eşleştirin demiş. Arkadaşlar şu kelimeler direkt olarak sınavın sonucuna etki eder. Yani birinci üniteyle ilgili sorulacak bir soru içinde bu kelimelerden herhangi birinin olmaması imkansız. Bu kelimeleri ne yapacağız? Özellikle bu kelimeleri ezberlememiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, çok önemli kelimeler bunlar. Hadi zıtlarıyla eşleştirelim bakalım. Honest nedir? Dürüst. Bir buraya demiş, o zaman buraya zıttını yazacağız. Ne olabilir dürüst? Dürüstün zıttı ne olur? Yalancı olur değil mi? Liar olur. Şöyle F diyelim. İki ne demiş? Selfish. Bencil. Bencilin zıttı ne olur? Düşünceli insan olur değil mi? Başkalarını düşünemez. Bencil nedir? Sadece kendini düşünür. Düşünceli insan diğerlerini de düşünür. Yani ne diyebiliriz? Thoughtful diyebiliriz. Şunları eledik. Ne var? Worry. Endişeli. Endişeli. Bunun yerine ne diyebiliriz? Hani bir insan bir şeyler için çok endişeliyordur ya da kafaya takıyordur. Bunu hiç yapmayan rahat insan tam bunun tersidir. Rahat insan diyebileceğimiz ne var? Laid back var. Bakalım weak demiş, güçsüz. Bunun karşılığı nedir? Güçlü değil mi? Strong. Buna da A dedik. Different, farklı demek. Tersi nedir? Same. Together, beraber. Yalnız, alone. Dediğim gibi gençler bu kelimeler çokça önemli kelimeler. Peki niye zıtlarını yaptık da Türkçe karşılıklarını yapmadık? O da şundan dolayı. Sorular içinde sizden istenecek şeyler bu kelimelerin zıtları ya da eş anlamlıları. Sorunun içinde çevirdiğiniz zaman bu kelimelerin eş anlamlarını biliyor olmanız lazım. Çünkü belki 7. sınıfta, belki 6. sınıfta soru çözdüğünüz zaman size metin içinde verilen belli bir kelime ya da konsept olabiliyordu. Bu verilen kelimenin aynısı şıklarda da oluyordu. Siz yukarıdaki metinden okuyup aynı sözcüğü şıklarda bulup işaretliyordunuz ve doğru oluyordu. Fakat 8. sınıftaki sorularda, yani LGS tipi sorularda kelimenin direkt, metin içindeki kelimenin direkt aynısı yok, eş anlamlısı var. Ya da zıt anlamlısı var. Yani olumsuz da değil, zıt anlamlısı var. O yüzden kelimelerin anlamlarını hepsini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ki kelime videosu yaptık, hepsini çalışabilin diye. Onu da izleyin. Devam edelim. Qualities of friends. arkadaşların özellikleri demiş. Şimdi biz burada bahsedilen arkadaşların özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakalım. İyi bir arkadaşın özelliklerinden başlamış. True friend de diyebilir buna. Ideal, ideal arkadaş da diyebilir. Close friend, yakın arkadaş da diyebilir. Best friend, en iyi arkadaş. Ya da good, iyi arkadaş. Bunların hepsi, bu aşağıdaki özelliklerin hepsi bu kategoriye giriyor. Bakalım. Can count on, depend on, trust. Bu neydi? Güvenebilmek. Bunlar güvenmek anlamında. Yani iyi bir arkadaşa ne yapabiliriz? Güvenebiliriz. Back you up, support you, helps you. Sana yardım eder, sana destek olur. Bunların hepsi bakın eşittir olması ne demek? Yani metin içinde herhangi bir tanesini kullandığı zaman şıklarda bir diğerini kullanabilir demek. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Get on well, iyi geçinmek. İyi arkadaşla iyi geçinilirmiş. Have something in common ya da a lot in common. Yani ortak birçok şeyiniz olur ya da ortak bir şeyleriniz olur bu arkadaşınızla. Share, have, love, şunlar. Similar things. Aynı şeyleri seversiniz, sahip olursunuz ya da aynı şeyleri, aynı duyguları mesela paylaşırsınız. Aynı ilgiye ya da hobiye sahip olursunuz. İyi arkadaşınızla beraber zaman geçirirsiniz. Sizin için erkek ya da kız kardeş gibidir.
sırlarınızı tutar, asla yalan söylemez ve asla tartışmaz. Bunlar bizim birinci ünite için bilmemiz gereken arkadaşların, iyi arkadaşların özellikleri. Şimdi mesela aklınıza şöyle gelebilir. Ya asla tartışmama kısmında, ya hocam ben en yakın arkadaşımla sürekli tartışıyorum. Hatta tartışmamız iyi oluyor. Beni yapabileceğim kötü şeylerden alıkoyuyor diye düşünebilirsiniz. Ama iş İngilizce sorusuna döndüğü zaman asla tartışmamak, asla tartışmamak bir iyi arkadaş özelliği, tartışmak kötü arkadaş özelliği diye aklımıza kazımamız gerekiyor. Devam ettim. Bad friend demiş. Kötü arkadaş neymiş? Sana yalan söylermiş. Doğruyu söylemezmiş. Çok sık tartışırmışsınız. Güvenemezmişsiniz. Birbirlerine, kötü arkadaşlar birbirine zarar verirmiş. Kalbini kırarmış. Destek olmazmış kötü arkadaş. Ortak özelliğiniz olmazmış kötü arkadaşınızla. Gene aynı şekilde hiçbir ortak yanınız olmazmış. Beraber zaman geçirmezmişsiniz. Aynı şeyleri paylaşmıyor olurmuşsunuz ve aynı ilgi alanlarına sahip olmazmışsınız kötü arkadaşlarla. Kötü arkadaşların özelliklerini de bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Zaten birinci ünite sorusu hani iyi arkadaş, kötü arkadaş gibi bir soru olacaktır. Muhtemelen hani bir kişi diyecektir ki işte ben özelliklerim böyle böyle böyle, işte aşağıdakilerden hangisi benim iyi arkadaşım olabilir gibi, aşağıda da kendini tanıtan 4 tane kişi olur. Bunlar arasından doğru şıkkı bulacağız. Genel olarak bu şekilde olur birinci ünite. Yani ilk soru genelde bu şekilde olur. O yüzden iyi arkadaş, kötü arkadaş bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik birazcık gramer kısmına. Yani okunuştaki yani çevirideki çeviriyi daha iyi yapmamız için olan kısma geldik. Making offers and suggestions. Teklif ve öneriler yapma dediğimiz bir bölüm var. Would you like ve would you like to ile ilgili konuşalım. İster misin anlamında kullanılıyor. Would you like, would you like to. Hemen bakalım. Would you like to come over tomorrow? Bu akşam bana uğramak ister misin demiş mesela. Yani would you like ister misin anlamında kullanılıyor. Hocam birinde to var, birinde to yok. Ne farkı var? Şu farkı var. To'dan sonra bir fiil geliyor. Yani bir fiili ister misin? Mesela nasıl yüzmek ister misin? Bu ne oluyor? Bir fiili istemek değil mi? Ya da koşmak ister misin? Yemek yemek ister misin? Ama bir nesneyi de isteyebiliriz. Yani ilk halindeki gibi. Onda ne olabilir? İşte elma ister misin? Armut ister misin? Bir bardak su ister misin? Bunlar ne? Bunların hepsi isim. Ama diğerinde to'lu olan da fiil olan şeyleri istemek için kullanılıyor. Devam edelim. Would you like some more cake? Biraz daha kek ister misin? Ya da would you like a lemonade? Bir limonata ister misin? Would you like to go to cinema tonight? Bu akşam sinemaya gitmek ister misin? Would you like to join my party? Benim partime katılmak ister misin? Bakın to'dan sonra kullanılanlar hep neymiş? Fiil. Ama to olmayanlarda bakıyoruz. İsim var değil mi? Limonata bir fiil değil. İsim. Devam edelim. Let's kalıbı var bir de. Hadi anlamında kullanılıyor. Bayağı bildiğimiz hadi. Kendisinden sonra fiil geliyor ve yalın halde kullanılıyor. Hadi şunu yapalım gibi. Mesela let's play volleyball. Hadi voleybol oynayalım. Let's go to the beach. Hadi sahile gidelim. Let's have dinner together. Hadi bu akşam beraber yemek yiyelim. Let's watch a movie. Hadi film izleyelim. Let's do shopping. Hadi alışveriş yapalım şeklinde kullanılıyor. Let's yani hadi anlamında kullanılıyor. Gördüğünüzde şaşırmayın. Shall we kalıbımız var. Yapalım mı, edelim mi anlamında kullanılıyor. Kendisinden sonra yalın halinde oluyor fiil. Yani boşluk doldurmalarda size hani buraya shall mi gelecek, would you like mi gelecek şeklinde dediğim gibi sorular soru bankalarınızda olabilir, çıkabilir. Ama LGS'de bu tarz soru yani gramer sorusu sormuyorlar. Ama ne anlama geldiğini bilmeniz iyi olur. Ha bir de kendisinden sonra gelen fiil işte yalın mı değil mi bunu bilmek boşluğu doldurmanızı kolaylaştırabilir. Yani işinizi kolaylaştıracak her küçük bilgi, yani yaptığınızdan sizi emin hissettirecek her küçük bilgi olumlu bir şeydir. Hem de çok büyük bilgiler değil. Sayfa sayfa değil en azından. Şimdi bakalım örneklere. Shall we go to the theater? Tiyatroya gidelim mi? Ya da shall we study for exam? Sınav için çalışalım mı? Ya da shall we listen to music? Müzik dinleyelim mi? Demiş.
Do you want ve do you want to? Would you like'la aynı şekilde hani bunu kalıp olarak bile düşünmenize gerek yok. Normal ister misin sorusu. Do you want? İster misin? Do you want to? Gene aynı şekilde ister misin? Aynı to olayı burada da var. Eğer ki to varsa ne olacak? Kendisinden sonra fiil gelmesi gerekiyor. Örneklere bakalım gene aynı şekilde. Do you want to come with us? Bizle gelmek ister misin? Do you want some tea? Biraz çay ister misin? Do you want to live a village? Bir köyde yaşamak ister misin? Do you want a big house? Büyük bir ev ister misin? Şeklinde kullanmış. Devam ettim. How about ve what about kalıplarımız var. Bu ünitede de kullanılan. Ne dersin anlamında kullanılıyor. Kendisinden sonra fiil ing takısıyla beraber kullanılıyor. Ne dersin de dedim ya yani şunu yapmaya ne dersin, okula gitmeye ne dersin, işte basketbol oynamaya ne dersin. Bunları demek için kullanıyoruz biz bunları. Hani görünce şaşırmayın bu ne diye. Hadi bakalım. How about eating pizza? Pizza yemeye ne dersin? How about a pajama party? Bir pijama partisine ne dersin? Şimdi gördüğünüz gibi burada bir fiille kullanmış değil mi? Pizza yemeye ne dersin? Burada da pijama partisine ne dersin? Yani kendisinden sonra illa fiil gelmesine gerek yok. İsim de gelebilir. Hani mesela arkadaşlarınızla oturuyorsunuz. İşte şunu yiyelim mi, bunu yiyelim mi? Pizzaya ne dersin? Demek için how about pizza? Pizzaya ne dersin? Dediğin zaman ne oldu? How about'tan sonra bir isim kullandık. Yani kendisinden sonra bir isim de kullanılabiliyor. Türkçedeki gibi. How about barbecue party tonight? Bu akşam mangala ne dersin? What about sending invitations? Davetiyeleri göndermeye ne dersin? What about some coffee? Biraz kahveye ne dersin? Şeklinde kullanmış. Bir de why don't we? Neden yapmıyoruz ki? Anlamında kullanılıyor. Hani neden yapmıyoruz ki? Tam olarak bir soru da değil. Evet soru şeklinde ama neden yapmıyoruz ki? Bunu dediğin zaman hadi yapalım anlamında kullanılıyor aslında. Hani formu soru, ya kağıt üzerinde soru. Evet ama aslında hadi şunu yapalım gibi bir anlam kazandırıyor. Hemen bakalım. Why don't we buy an ice cream? Niye dondurma almıyoruz? Bir dondurma almıyorum ki. Almıyoruz ki. Why don't we organize a birthday party for Tuğçe? Neden Tuğçe için bir doğum günü partisi organize etmiyoruz ki? Why don't we go to hospital? Niye hastaneye gitmiyoruz ki? Why don't we celebrate his birthday? Neden onun doğum gününü kutlamıyoruz ki? Şeklinde kullanıyoruz. Kendisinden sonra fiil yalın halde kullanılıyor. Hadi o zaman bunların alıştırmalarını yapalım. Ne yapacağız? Siz burada istediğiniz gibi durdurabilirsiniz ve kendiniz yapabilirsiniz. Ben birazdan bunu yapmaya başlayacağım. Siz de ne yapmış olursunuz? Karşılaştırmış olursunuz. O zaman ben başlıyorum. Visiting your uncle ne yapmış? Fiil ing'li gelmiş değil mi? O zaman ne kullanabiliriz? How about kullanabiliriz değil mi? How about visiting your uncle? Amcanı ziyaret etmeye ne dersin? To buy this skirt. Bu eteği satın almak. Ne diyeceğiz? İster misin diyebiliriz değil mi? Çünkü burada to var. Ne vardı? Would you like ya da do you want da kullanılıyordu. Ne yapalım? Do you want şeklinde doldurabiliriz burayı. Would you like de olur aynı şekilde. Öyle yaptıysanız bu da doğru. Reading a book. Ne var burada? Fiilde ing var. O zaman ne yapacağız? What about diyebiliriz değil mi? How about da diyebiliriz aynı şekilde. To go to pop concert with me. Benimle pop konserine gitmek. Ne diyebiliriz? İster misin diyebiliriz. Ne yapalım? Yukarıdakini do you want yapmıştık. Bunu da ne yapalım? Would you like yapalım. Ama do you want da dediyseniz gene doğru. Eating hamburger. Hamburger yemeye ne diyelim? Ne dersin diyebiliriz değil mi? Hem de fiil ing'li zaten. O zaman ne yapacağız? How about hamburger yemeye ne dersin demiş olduk. Devam edelim. Gene aynı şekilde önce siz yapın. Ondan sonra ben zaten dolduracağım. Yaptıysanız devam edelim o zaman. Go swimming. Ne diyebiliriz buna? Yüzmeye gidelim mi diyebiliriz mesela. Ya da ne diyebiliriz? Neden yüzmeye gitmiyoruz ki diyebiliriz. Yani o zaman ne yapalım? Shall we yapalım? Shall we go swimming? Yüzmeye gidelim mi yapalım bunu da? Ama söylediğim diğer şeylerde doğru kabul edilir. Barbecue party. Mangala ne dersin mesela diyebiliriz değil mi?
O zaman ne yapalım? How about olur mu? E olur. Mangala ne dersin? Barbekü partisi, hani barbekü partisi diye söyleniyor. Barbekü diye söyleniyor. Biz de onun adı genelde ateş üstünde, yeşillik bir alanda, açık bir alanda ateş üstünde bir şey pişirmeye biz mangal diyoruz. O yüzden barbekü ben sürekli mangal diye çeviriyorum. Hani barbekü mangal demek mi diye şey yaparsanız. Evet, aslında bir nevi mangaldır o da. Devam edelim. A cup of coffee. İster misin ne de diyebiliriz değil mi? Bir bardak kahve ister misin ya da bir bardak kahveye ne dersin? İkisini de diyebiliriz. Biz buna ister misin diyelim. Nasıl olsun? Do you want? Diyebilirsiniz ya hocam tuğla oluyordu onlar. İlla tuğ yok burada. Ama tuğla olması için ne lazımdı? Burada bir fiil olması lazımdı. Var mı? Yok. Bir isimli bir şeyi de isteyebiliriz. Bir bardak kahveyi de isteyebilirim. Kahve içmeye gitmeyi de isteyebilirim. O zaman içinde gitmek ya da içmek olacaksa işte o zaman to koymam lazım. Do you want ile kullanacaksam. To go to park. Bakalım burada to var. O zaman ne yapacağız? Ne yapacaktık? Do you want ya da would you like'ı kullanacaktık. O zaman would you like olsun. Bu da parka gitmek ister misin? Birine var. A house with a large pool. Büyük havuzlu bir ev. Ne olur? İster misin? Olabilir. İsterim. Evet. Büyük havuzlu bir ev. Ne diyelim? Do you want olsun? Do. Hop. You want. Do you want a house with a large pool? Büyük havuzlu bir ev ister misin? Şuraya da şöyle yazalım. Yes, I do diyelim. Ve dileklerimizi iletelim. Evet. French Community'si bu kadar gençler. Neler öğrendik? Friendship kelimelerinin cümle içinde nasıl kullanacağımızı öğrendik. Bir de kelimeleri tanıdık. İyi arkadaş, kötü arkadaş kavramlarını öğrendik ki bunlar çok önemliydi söylediğim gibi. Would you like, how about, what about, let's, why don't we gibi kalıpların cümle içinde nasıl kullanılabileceğini öğrendik. Şimdi bu ünitelerle ilgili bize başka ne lazım? Cümleler nasıl okunur? Böyle bir bunu bilmemiz gerekiyor. İngilizce'de cümle nasıl okunur? Cümle nasıl kurulur? Bu bilgiye sahip olacağız. Sonra burada bildiklerimizi, burada öğrendiklerimizi o bildiklerimizin üstüne koyarak devam edeceğiz. 10 ünitede de İngilizcenin bütün 10 ünitesinde de bunu uygulayacağız arkadaşlar. O zaman şimdilik bizden bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.